Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Irmak'cığım merhaba. Anneciğim merhaba. Beni rahatlattın. Teşekkür ederim. İrem'cığım katılmak istiyorsun. Bir başlatalım. Ondan sonra hemen alacağım. Ceydiş kardeşim geldi. Merhabalar. Hayrün İsar'cığım merhaba, hoş geldin. Seni de alacağım. Birazdan rica edeceğim, davetiye gönderin bana diye. Veyahut da ben sizi davet edeceğim. Herkese merhaba. Şimdi başlıyorum. Merhaba. Ben Tuğba Onat. Çok heyecanlı olduğum için unuturum. Kendimi tanıtmayı bile unutabilirim. Merhaba. Merhaba Irmak'cığım tekrar. Umarım Kaya da bugün bizim katılacak. Şimdi derste. Onu da bir davet edeceğim eğer isterse. O da kendini bize tanıtacak. Ben önce biraz kendimi anlatayım. Daha doğrusu kendimi anlattım zaten. Tip 1 diyabetle tanışmamdan bahsedeyim. Bundan 4 yıl önce Kaya ilkokula başladığı zaman çok su içmeye ve çok zayıflamaya başladı. Çok zayıfladı. Bunun üzerine ben ve ailemiz çok tedirgin olduk. Ne oluyor bir anda böyle diye. Doktora gittik. Tabii ki doktor tetkikleri yaptıktan sonra resim yapacağız. Ama önce ben biraz kendimi tanıtıyorum. Herkesin toplanmasını bekliyorum. Sonunda Kaya'ya tip 1 diyabet teşhisi kondu. Merhaba, merhaba. Diyabetle barışık ve arkadaş olmayı öğreniyoruz. Tabii ki Kaya ile birlikte, bütün aile olarak. Bu arada tabii tekrar hatırlamaya, öğrendiklerimizi tekrar hatırlamaya, öyle mi? Hay Allah, donuyor. İrem'cim, donmamasını ümit ediyorum. Şimdi hala donuk mu acaba? Bilemiyorum. Bakalım. Bütün konsantrasyonum bozuldu. Bir dakika. Tamam canım. Ben devam ediyorum. Donmanın bittiğini varsayarak. Ama sizden... tamam, süper. Teşekkürler. Ne diyordum? Öğrendiklerimizi tekrar hatırlamaya da zaman zaman ihtiyaç duyuyoruz. O zaman da gerçekten arkadaşım diyabet.com iyi ki var diyorum. Böylece bazı bilgileri tekrar hatırlama şansımız oluyor. Şimdi yeteri kadar herkes... Hayır değil. Merhabalar Fatih Yılmaz. Bu sürekli donma meselesini nasıl halledeceğimi doğrusu tam bilemiyorum. Şöyle yapalım. Merhabalar. Tamam, sorun yok. Ben öyle donup durmuştum zaten. Ne çizeceğiz? Şimdi hayalini çiz. Arkadaşım Diyabet Online Kamp'ın mottosu buydu. Hayalini çiz. Ve bunun içinde 5 tane kelime belirledik. Arkadaş, sorumluluk. Olabilir hocam. İnternet hızı ile ilgili, çünkü şu anda Kaya da derse katıldı.
Bunun için ama ne yapabilirim tam bilemiyorum şu anda. Kaş'tan merhaba Antalya'ya. Resim yapmak, ben hala devam edeyim. Resim yapmak, duygularımızı ve hayal gücümüzü ifade etmenin en eğlenceli yollarından biri. Sorun yok. Tamam. O zaman şöyle devam ediyorum. Arkadaşım Diyabet Online Kamp için hayalini çiz mottosunu edindik. Bunun için de 5 kelime belirledik. Arkadaş, zaman, sorumluluk, gelecek ve güçlü olmak. Bu kelimeleri işte bir süredir yayınlıyoruz ve bunun için resim yapıp gönderen arkadaşlar oldu. Ama şu anda herkes bu kadar izlerken ben istiyorum ki kağıtlarınızı çıkarın, boyalarınızı, en sevdiğiniz boyalarınızı çıkartın ve şimdi hemen çizmeye de başlayalım aynı zamanda ve burada diğer arkadaşların, resim yapıp gönderen arkadaşların resimleri üzerine konuşurken aynı zamanda sizin çizdiklerinizi de paylaşmaya başlayalım. Bana gönderin veyahut da canlı yayından bağlantı alayım hemen. Resminiz üzerine konuşalım istiyorum. Resim yapmak dedim ki resim yapmak duygularımızı ve hayal gücümüzü ifade etmenin en eğlenceli yoludur. Benim için öyle çok eğleniyorum resim yaparken. Bugün sizin çizdiğiniz hayallerinizin resimleri hakkında sohbet edeceğiz sizinle. İsterseniz tabii ki teknik olarak bir takım şeyler de konuşabiliriz ama bence her yapılan resim çok kıymetli ve çok güzeldir. Sizden gelen resimlerle ilgili birkaç arkadaşınız ile canlı bağlantı yapacağız. Şimdi ben hemen ilk canlı bağlantıya geçmek istiyorum. Hem benim heyecanım biraz durulsun. Sanırım İrem istiyordu. Bir dakika bakıyorum. İremcim, beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan lütfen bana bir istek gönderebilir misin? Irmak. Arada Irmak'ın yaptığı resmi de göstereceğim. Irmak'ı bekliyoruz ve bağlanıyor. Irmak merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasıl? İyiyim, siz Seni nasılsınız? çok teşekkürler. Seni tam göremiyorum ama Bir dakika. tamam ben şimdi gördüm. Irmak'cığım ne kadar keyifli bir resim yapmışsın. Bir kolaj çalışması yapmışsın. Yaprakları boyayarak baskılar yapmışsın ve onun üzerine görebiliyor musun sen kendi resmini? Onda Evet, birazcık ben de görüyorum. hızlandım falan resmi Evet. yapar. Peki, Yani o üstüne yapıştırdığın çiçekler canlı çiçekler mi yoksa yapma bu çiçekler mi? canlı çiçekler, biz sitemizden toplayıp yapıştırdık onları. Aa süper, çok keyifliymiş. Ben önce tam anlayamamıştım resimden ama çok güzelmiş. Yapraklarla bu çalışmayı yapmayı nerede? Bu bir çeşit baskı çalışması. Yaprak baskısı, Yani patates baskısı gibi. kendi aklımdan yaptım. Aynı zamanda da ablamın da birazcık fikri vardı içinde. İkimiz de birbirimizin fikirlerini paylaştık birbirimizle. Ortaya da böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Renklerine bayıldım. Harika. Çok canlı ve çok keyifliler. Böyle bir kolaj olması da çok güzel olmuş. Seni tebrik ediyorum. Peki ama bir dakika önce kafamda bir program yapmıştım. İremcim seni yayına alacağım. Senin tam adresini bulamadım. Onun için Irmağı görünce Irmağı aldım. Bana davetiye gönder, yani yayına katılma isteği gönderir misin lütfen diye araya gireyim. Irmakçığım önce seni biraz tanıyabilir miyim?
Kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun? Kaç yıldır tip 1 diyabet ile arkadaşsın? Adım Irmak. 10 aydır tip 1 diyabetliyim. 12 yaşındayım şu an. Antakya'da yaşıyorum. Diyabeti ilk Antakya'dasın. tanıdığımda birazcık korkmuştum açıkçası. Ama Şükrü Hoca ile tanıştığım zaman diyabetin çok da yani hiçbir şeye engel olmayacağını anladım. Şimdi de Şükrü Hocamızın da desteğiyle çok güzel bir hayat sürüyorum. Çok güzel, harika. Aynı şeyi ben de kendi oğlum adına düşünüyorum, kendim için düşünüyorum. Peki, resim yapmayı seviyor musun? Resim yapmayı seviyorum. Ama işin içinde ablam olunca daha çok seviyorum açıkçası. Öyle, birbirinize daha mı destek oluyorsunuz, fikir veriyorsunuz? Evet. Öyle mi? Peki sana yeni teknikler veyahut da değişik boyalar öğretiyor mu ablan? Evet, hatta genellikle fikirler ablamdan çıkıyor. Oo, çok güzel. Bir birliktelik yapıyorsunuz. Çok keyifli. Zaman zaman senden de değişik fikirlerin çıkmasını bekliyorum. Birazcık araştır, onu şaşırt bence. Evet. Olabilir. Peki sen hangi boyaları kullanmayı seviyorsun Irmak? Ben bütün boyaları kullanmayı seviyorum ama en çok şey hani sulu boyayı daha çok seviyorum diğerlerine göre. Süper. Ben de pastel boyayı daha çok seviyorum aslında ama sulu boyada çok keyiflidir çalışması. Sulu boyada çeşitli katmanlar yapmak, fırçayla önce bir ton yapmak sonrasında bir ikinci tonu getirmek de çok keyiflidir. Aslında resmine baktığımda tabii ki bu yaprakları sulu boyayla boy. Sulu boyayla mı boyadın, guajla mı? Bu boyayla guaj boyamı bulamadım. Kayboluyor. Peki bir şey sormak istiyorum. Bütün herkes için, şu anda canlı yayın izleyen bütün arkadaşlar hepiniz için geçerli. Lütfen bunun için cevap verirseniz de çok sevinirim. Şimdi dedik ya, 5 tane kelimemiz var. Arkadaş, dost, arkadaş, zaman, sorumluluk, gelecek ve Gelecekle. güçlü olmak. Peki senin bu resminin kelimesi nedir Irmak? Yaptığın bu resmin, bize gönderdiğin bu resmin kelimesi nedir? Şimdi çiçeklerle arkadaş olabileceğimiz anlaşılıyor. Evet, Bilmiyorum. çok güzel. Ya, ne güzel olduğu anlaşılıyor. Yani bilmiyorum. Arkadaş olmak olabilir bence. Arkadaş. Arkadaş olabilir. Peki. Peki şöyle bir sorum var. Demin söylediğim gibi hepinize, yani canlı yayında şu anda katılan herkese şöyle bir sorum var. Sence arkadaş kelimesinin rengi ne olabilir? Arkadaş, ya bence renkler hepsi ayrı bir şey ifade ediyor. Hepsinin ayrı ayrı bir anlamı var. Ben renkleri çok karşılaştırmayı çok sevmiyorum açıkçası. Ama Birbiriyle yeşil kıyaslamayalım. olabilir. Renklerin hepsi çok güzel diyorsun yani. Evet, ama yeşil olabilir. Yeşil olabilir. Peki, sence zaman kelimesinin rengi ne olabilir? Sarı olabilir. Sarı olabilir. Peki, diğer kelimelerden, bence güçlü olmak kelimesini çok seviyorum. Güçlü olmak kelimesinin rengi ne olabilir sence? Güçlü olmak kırmızı olabilir ya da Kırmızı, beyaz. evet. Kesinlikle kırmızı çok iyi bence de. Kırmızı çok güçlü bir renk çünkü. Peki Irmak'cığım, çok teşekkür ederim. Şimdi sanırım İrem bir bağlantı gönderdi bana. Onunla da bir bağlanalım istiyorum. Seninle Ben tanıştığıma çok teşekkür memnun ederim. oldum. Bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Resimle ilgili olabilir, tip 1 diyabetle ilgili olabilir. Yani çok diyabete daha yeni tanıyım. Ama diyabet olduğundan beri diyabetin hiçbir şeye engel olmadığını anladım ben. Yani bazı kişiler işte canlarını sıkıyor. Şekerim yükseldi ya da düştü diye korkuyorlar. Hiçbir şeyden korkulmaması lazım bence. Çünkü onun da bir çözümü var en azından. Evet.
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Ben Irmak'cığım. teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah tekrar. Kendine iyi bak. Kendini çok sev. Ve bol bol resim yap lütfen. Tamam. Duygularımızı en güzel ifade edebildiğimiz, kendimizi rahatlatabildiğimiz şey olduğu için resim yapmaya devam et. Sevgiler. Görüşürüz. Hoşça kal. Evet, şimdi de şuradan davet ettim demin ama şimdi bulamıyorum. Davet etmeyi. pardon. Biraz beklettim, kusura bakmayın. Heyecandan. Ha, evet. Şükran. Evet. Şimdi sanırım Kutay geliyor. Kutay'ı bekliyoruz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Hala çok heyecanlıyım. Bazı şeyleri bulamıyorum. Evet, hemen sizi tanımakla başlayalım. Ben biliyorum kim olduğunuzu ama. Ben Şükran Doğan. Kutaycığım da şu an 6,5 yaşında. 5 yaşında diyabet tanısı aldık. 1,5 yıldır diyabetle yaşıyoruz. Ve diyabetimiz bizim arkadaşımız. Süper. Diyabet bizim de arkadaşımız. Kutaycığım, şimdi senin resmini buluyorum. Ve hemen onu paylaşıyorum. Biz de çerçeveli kutlarda. Oo, süper. Evet. Onu da bütün her tarafta Kutay'ın bu resmini görüyorum. Çok güzel olmuş. Peki, şimdi şey soracağım. Kutay, resim yapmayı seviyor musun? Pek sevmiyorum. Pek sevmiyorsun. Ay çok üzüldüm şimdi gerçekten. Peki ama çok güzel bir Arasıra resim yapıyorum ama. yapmışsın. Ara Ne? sıra yap, tamam. Ara sıra yap. Kutay karakter Peki. çizmeyi daha çok seviyor. Oyun karakterleri. Aa tamam, tahmin ediyorum. Tamam, aslında hepsini biliyorum ama gene heyecandan isimlerini şu anda hatırlayamıyorum. Kutay, peki bir şey soracağım. Bu yaptığın resim mi? Hangi kelimeyi düşünerek yaptın? Hani bizim 5 tane kelimemiz var ya, arkadaş, zaman, sorumluluk, Gelecek. gelecek, güç. Gelecek. Oo süper. Peki gelecekte bu nedir? Bir tane birisi var. O sen misin? Ne? Gelecekteki birisi var. Sen misin diye. Yani oradaki kişi sen misin, figür? Evet. Evet. Şuradaki Elinde benim. de elindeki ne peki? İğnem. İğnen, bravo. Tamam. Peki diğerleri nedir? Gelecekte o bir renkli olan bölüm nedir? Pasta. Pasta, ne pastası? Doğum günü. Doğum günü. Senin doğum günün mü o? Doğum günü pastasını istediğin gibi yiyebiliyorsun çünkü iğneni yapıyor musun? Evet. Evet. Peki Kutaycığım, resim yapmayı sevmiyorum deyince şimdi benim heyecanım biraz böyle üzüldü. Ama sana gene bir soru soracağım. Sen şimdi gelecekle ilgili bir resim yapıp gönderdin bize. Ama eğer arkadaşlıkla ilgili bir resim yapacak olsaydın hangi rengi seçerdin? Arkadaşlarımın en sevdiği renkleri. Renkli. Peki, en yakın arkadaşın en sevdiği rengi şu anda biliyor musun? İki tane, üç tane en yakın arkadaşım var. Evet, onların renklerini biliyor musun, en sevdiği renkleri? Biliyorum. Söyle.
Ali maviyi seviyor benim gibi. Kaan da siyah. Dur, Ali de siyah olabilir ama ben mavi diyorum. Peki en sevdiğin karakter hangisi? En sevdiğim karakter Leo. Leo. Leo neredeki karakter? Hangi oyunda? Brawl Stars. Ah işte tamam. Şu oyunun ismini hatırlamaya çalışıyordum. Brawl Stars'ta. Peki. Peki sana bir şey daha soracağım. Son bir şey sormak istiyorum. Bu resmi yaparken hani 5 tane kelime verdik ya Kutay. Neden evet. Bu kelimeyi seçtin? Gelecek kelimesini seçtin. Doğum günümü hatırlattığı için. Doğum gününü hatırlattığı için. Tamam, peki o zaman. Kutay'cığım çok teşekkür ediyorum katıldığın için canlı yayına. Gerçekten böyle sakinleştim. Biraz üzüldüm. Resim yapmayı sev lütfen, lütfen, lütfen çok sev. Olur mu? Çünkü resim yapmak çok keyiflidir. Özellikle boyalarla oynamak, çeşit çeşit boyayla oynamak. Aslında yanlış söyledim ben. Öyle mi? Evet, aslında peki. Seviyorum. Seviyorsun. Peki tamam. Peki o zaman bu yayının sonuna kadar bir tane daha resim yapar mısın? Zaten, güçlü olmak. Zaten Spike'ı yapıyorduk. Aa, süpermiş. O karttan sende de var mı? Harika bir kart o. Spike'ı. Peki bu yayının sonuna kadar güçlü olmakla ilgili bir resim de yapar mısın lütfen? Güçlü olmak. Benim yapasım yok. Peki yapma o zaman. Yaptığın zaman gönder oldu mu arkadaşım diyabet online kampa. Tamam. Tamam sevgiler. Görüşmek üzere tekrar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Neyse güzel gidiyorum. Kendimi tebrik ettim. Evet. İrem Yılmaz. İremciğim hadi gel. Seni davet ettim. İrem'e bağlanıyoruz. Merhabalar. Ah merhaba İremciğim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. İrem hemen kendini tanıtsana. Ben de bu arada senin resmini bulayım. Hemen oraya koyayım. Tabii. Çok da güzel bir resmi yapmışsın çünkü. Hı-hı. Teşekkür ederim. İrem ben 11 yaşındayım. 11 aylık diyabetim. Daha bu yolun başındayım. Şu anlık iPort kullanıyorum. Oradan insülini gönderiyorum. Ama pompa için de onayımı aldım. Pompaya da yakın bir sürede geçeceğim. İstanbul'da yaşıyorum. Harika. Resim yapmayı seviyor musun? Evet. Zaten hobi olarak da resim yapıyorum. Resim kursuna da gitmiştim. Karikatür kursuna da gittim. Hı hı. Hemen bu pandemi döneminde de... Pardon İrem. Hemen Zeynep, Hatice Kübra sen de resmini gösterebilirsin. Lütfen istek gönder. Seni de canlı bağlantıya alırım diyerek bunu bitiriyorum. İrem seni dinliyorum. Pandemi döneminde dedin. Evet, pandemi döneminde de resimlerimi yaptım, resimlerimi daha da geliştirdim. Bir dosya kadar resim yaptım. Ay süper, böyle. Çok güzel. Evet. Peki hangi boyaları kullanmayı seviyorsun İrem daha çok? Aslında resime göre değişiyor. Genelde daha çok kara kalem çalışıyorum ama tercih ettiğim mum boya var ve de kuru kalem. Kuru kalem. Ben de mum boyayı çok severim gerçekten. Bir de yani pastel boya dediğiniz. Bir de toz pastel var. Onu daha da çok severim. Çünkü toz pastele müdahale etmek, elinle bir şekilde yaymak onu çok iyi sonuçlar, değişik, keyifli sonuçlar verir. Evet. Peki senin seçtiğin kelime nedir? Resmini görüyorum. Güçlü ama sanırım herkes tam göremiyor. Bilemiyorum tam gözüküyor mu. Fakat İrem çok güçlü böyle kolunu sıkmış bir kız çizmiş. Sen resmini niye güçlü olmayı seçtin? Niye bu renkleri seçtin? Resminle ilgili biraz anlatsana bize. Tabii.
Biz diyabetler olarak çok güçlüyüz. Hatta çok da büyük bir aileyiz. Çünkü Evet. diyabetli olmak çok kolay bir şey değil doğrusu. Hipoglisemide, hiperglisemide bunlarla uğraşmak da gerçekten çok güç verici. Biz bunlarla hemen hemen her gün veya her hafta uğraşmaya çalışıyoruz. Ve diyabetimizden daha da güçlüyüz. Bunu belirten bir resim çizmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar bu şekilde oldu. Böyle. İremcim, çok güzel olmuş gerçekten. Bir kere şu Çok anda teşekkür ederim. söylediklerin beni çok duygusal olarak etkiledi. Diyabetli Kaya'nın annesi olarak çok etkilendim. Onun için biraz gene heyecanım arttı. Onun haricinde sana birkaç tane şey söylemek istiyorum. Resminle ilgili. Resmin çok güzel olmuş. Renkleri kullanman, renkleri bu kadar güçlü kullanman çok keyifli ve güzel bir sonuç vermiş. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Zaten ben şunu düşünüyorum. Benim herhangi bir çok iyi yapmışsın, çok bunu neye böyle yapmışsın değil. Sizin yaptığınız her resim çok kıymetli bence. Ve onun için ona söylenecek çok fazla bir şey yok. Ama sen kaç yaşındayım demiştin Direm? 11. 11 yaşındasın. Evet. Artık biraz şunlara çalışmanı, bir resim öğretmeni olarak şunlara çalışmanı tavsiye ederim sana. Sayfa içine yerleşirken oran orantıya mutlaka özen göster. Bunu zaman içinde öğreneceksin. Şu anda hemen yapmana gerek yok. Sadece yavaş yavaş dikkat et ve bununla çalış. Pardon bir dakika. Tamam kapatabilirsin. Tamam canım. Pardon. Bu arada Kaya oğlum derste ona da bir cevap vermem gerekti. Evet. Sayfa içindeki oran orantıya mutlaka dikkat et dedim. Sadece sayfa içindeki değil, mesela bir insan resmi yaparken figürün oranlarına da dikkat et. Ama bu gene demin söylediğim gibi zaman içinde olacak bir şey. Yavaş yavaş küçük egzersizler yap bunun için, bunun çalışmasını yap. Bu resmin gerçekten çok güçlü. Güçlü olmayı resme baktığında oraya yazmaya gerek yok, hemen anlaşılıyor aslında. Renklerini çok keyifli ve güçlü kullanmışsın. Seni tebrik ediyorum. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Çok güzel şeyler söyledin. Kendini çok güzel ifade ettin. Çok teşekkür ederim. Şimdi başka bir arkadaşı bağlantıya alacağım. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendine iyi bak. Aa, bu arada hemen sana bir şey daha sağ ol. Hemen bir şey daha sormak istiyorum. Peki senin gelecek kelimesiyle ilgili rengin ne olurdu İrem? gelecek ile alakalı rengim mavi olurdu herhalde. Mavi olurdu. O süper. Mavi çok güzel bir renktir. Gelecek umut ifade eder mavi. Çok teşekkür ederim İremciğim. Ben teşekkür Tekrar ederim. görüşmek üzere. Eğer sen de Görüşmek yaparsan üzere. mesela şimdi bu yayının sonuna kadar arkadaş kelimesiyle ilgili bir resim yaparsan çok sevinirim. Onu Tamam. arkadaşım Diyabet online kampta paylaşırız olmazsa. Tamam? Hemen başlıyorum o zaman. Tamam süper. Çok teşekkürler. Görüşmek Hoşça kal. üzere. Evet. Şimdi bir katılmak isteyen daha vardı. Şükrü Hocam motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar yazmış. Evet. Mavi umuttur gerçekten. İrem de bu resmini çok güçlü yapmış. Ne kadar keyifli. Yüzün ifadesi, kolunun gücünü gösteriyor olması, onu yerleştirmiş olması çok keyifli gerçekten. Şimdi canlı yayına Hayri Nisa'yı alıyoruz. Evet. Büşra'cığım şey yaparsan Hayri Nisa'yı bekliyoruz. Davet yaparsan Hayri Nisa merhaba. Seni de alacağım Büşra. Merhaba. Merhaba Hayri Nisa'cığım. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şeyim sizi sorması. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Hayri Nisa hemen kendini tanıtsana. Ben Hernisa, Kaç 17 yaşındasın? yaşındayım. 17 yaşındayım. Erzincan'da yaşıyorum. 6 yıldır diyabetliyim. 6 Evet. yıldır diyabetlisin. Tamam. Resim yapmayı seviyor musun? Evet, arada böyle resimler yapıyorum kara kalemle. Aylin Sercim, yaptığın resim gerçekten çok güzeldi.
Doğru Teşekkür resim ederim. değil mi aynısı? Evet. Şimdi onu biraz Evet, doğru büyütmek yere. isterdim ama maalesef büyütemiyorum ama orada bir takım kelimeler var. Peki sen bu resmi yaparken hangi kelimeyi düşündün? Esas ilk Güçlü başta. olmak. İlk başta Güçlü benim olmak. kelimeleri gördüğüm zaman ilk aklıma güçlü olmak geldi. Çünkü yani bir savaştayız ve bu savaşı kazanmamız güçlü olmaya bağlı. Evet. Peki güçlü olmanın rengi ne sence? Çünkü siyah beyaz yapmışsın ya, senin renk konusunda biraz daha zorlayayım ben. Güçlü olmanın rengi bence mavi. Mavi gibi sonsuz bir gücümüz olsun isterim hep. O yüzden gücümüzü hep sonsuzluğa, maviye bağlarım. Peki zamanın rengi ne olabilir sence? Zamanın rengi kırmızı olabilir. Kırmızı olabilir. Çok güzel bir resim Yani. olmuş deyip alkışlıyorlar Hayrünisa. Tebrik ediyorum gerçekten. Bir kere değerlendirdiğimizde kara kalem olarak, sayfaya yerleşim olarak çok güzel. Kalemini birazcık daha serbest bırakabilirsin. Ama o da dediğim, biraz önce söylediğim gibi zamanla olacak bir şeydir ama korkma. Kalemini serbest bırak. O zaten sen bu resmi yapabilen bir çocuktan birazcık daha serbest kalırsa çok daha uçlara gidebilirsin. Evet. Peki resim yaparken ne düşünüyorsun? Başka bir resim, sadece bu değil. Resim yaparken yani genelde aklımda ne varsa onu yatırmayı düşünüyorum o kağıda. Yani yansıtmayı düşünüyorum düşüncelerimi. Gördüğün bir şeyden etkilenerek mi yoksa bir Yoksa kelimeden bir etkilenerek mi kelimeden resim etkilenerek yapıyorsun? mi yapıyorum? Gördüğüm bir şeyden etkilenerek resim yapma olasılığım daha fazla. Siz kelimeleri verdiğiniz zaman bana en yatkın kelime güçlü olmaktı. Ben de güçlü olmayı seçtim. Ondan sonra biraz araştırdım ve hayal gücüme dayandım. Dedim güçlü nasıl olabiliriz, nasıl gücümüzü gösterebiliriz diye. Bu resimde de dışarıdan yani gayet doğal görünebiliriz. Hiçbir sıkıntımız, bir şeyimiz görünmüyor. Ama kendi içimizde hep bir diyabeti düşünüyoruz. Acaba nasıl, ne olacak sonumuz veya tedavisi çıkacak mı gibi. Bunu da gücümüze bağlayarak yansıtmaya çalıştım resimde. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Hayri Nisa'cığım. Gerçekten çok güzel olmuş resmin. Teşekkür ederim. Sana senden renkli resimler de bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Kara kalem çalışmaya devam et ama ara sıra renkleri de kat işin içine. Tamam? Tamamdır. Çok teşekkür ederim Hayri Nisa'cığım. Ben Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Kendine iyi Görüşürüz. bak. Siz de. Başka bir resim yaparsan bu arada bizimle paylaşırsan çok sevinirim. İnşallah. Tamam. Kolay gelsin. Hoşça kal. Görüşürüz. Size de kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, şimdi katılmak isteyen birkaç kişi daha vardı. Hemen oradan birisini daha alayım. Evet, Tanem Gül'ü bekliyoruz. Bekleniyor. Şimdi bağlanıyor. Tanem Gül'ün resmini bulayım ben. İsteğin geldi sanırım. Şimdi Tanem Gül bağlansın. Sonra da seni alacağım. Resim yapmak için kelimelerden bazen kelimeler içimdeki bazı çizgilerin, hani figür olmayabilir, herhangi bir net bir figür olmasına gerek yok. Bazı çizgilerin çıkmasına sebep oluyor. Sonra o, tamam seni de alırız Zeynep Belma. İremciğim teşekkürler. Merhaba, şimdi
Tanem Gül'le bağlanamadık. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Hemen seni tanıyalım. Ben Büşra, 21 yaşındayım. Evet, 10 yıllık diyabetliyim. 5,5 yıldır insülin pompası kullanıyorum. Diyabetle yaşamayı öğrendim diyebiliriz. Bazen apanlasak da öğrendim sanki. Büşra soyadın ileri değil mi? Evet. Tamam Büşra. Hayır, şimdi senin resmini buldum. Evet, doğru resmi gösteriyorum değil mi? Yanıma. Tamam, harika. Teşekkürler. Yok, ben de gösterebilmeyi hallettim, öğrendim onu. Evet. Beraber. Peki bu resmi yaparken hangi kelimeden yola çıktın Büşra? Ben arkadaşlık kelimeden yola çıktım. Duyamadım, sesin kesildi. Arkadaşlık kelimesinden yola çıktım Tuba abla. Diyabetin benim bir arkadaşım olduğunu düşünüyorum. 10 yıldır benimle beraber. Yani en yakın arkadaşlarım da 10 yıldır var. Evet. Diyabetim de bunlardan biri. Öyle onu 10 yıllık olduğu için tacına 10 yıl yazdım. Hemoglobin A1C'min 6.2 olmasını istediğim için tişörtüne 6.2 yazdım. Evet. Sol tarafta da bu zamana kadar kullandığım şeyler var. Kısa ve uzun etkili insülinler. Böyle. Ve tişörtünde de farkındalık yaratmak için diyabetin harflerini kullandım. Diyabet yaşam, arkadaşlık ve beslenme düzeni olarak böldüm onları. Böyle yaptım. Teşekkürler Büşra'cığım. Peki sence kelimelerin renklerini konuşalım. Bu sen de siyah beyaz biraz kara kalem gibi renkleri kullanmışsın ama hafif kullanmışsın. Sanırım onları daha güçlü kullanman nasıl olurdu? Daha güçlü kullanmaktan keyif alır mıydın yoksa böyle mi seviyorsun? Ben şimdi buradan aynı zamanda senin resmini büyük açtım bilgisayar ekranında, ona bakıyorum. Biraz daha mesela sarıyı yoğun kullansaydın ne derdin? Yani daha yoğun kullanmak isterdim ama renkler haricinde diğer şeyleri ön plana çıkarmak istedim. Orada insülinler var. Evet, görüyorum. Işte, lantus var, homolog var. Yani biraz diyabeti öne çıkarmak istedim renklerden çok. Ama renkleri de kullandım. Mavi halkanın içindeyiz diyabetimle birlikte. Evet, evet, görüyorum. Böyle belki eteğinde... Belki de tabii şöyle... Bu bir fotoğraf olduğu için ben renkleri biraz daha az görüyor olabilirim. Onun için sen daha güçlü kullan demek diyorum. Yok aslında belki de... biraz doğru görüyorsunuz. Biraz öyle az mi? Kullandım. Haklısınız o konuda. Böyle. Peki. Resmi yaparken, bu resmi yaparken değil, bu resmi yaparken zaten konuştuk. Sen resim yaparken neler düşünüyorsun? Hangi, neler etkiliyor seni resim yapmak için? Ben açıkçası resim yapmayı birazcık deşarj olmak için yapıyorum. Yani hani o an hiçbir şey düşünmeden hangi rengi alacaksam, ne yapacaksam ya da bir şeye bağlı kalmadan resim yapmayı seviyorum. Yani o an ne çizdiğimin bir önemi yok aslında benim için. Sadece renklerle oynamak hoşuma gidiyor. Anladım. Seni etkileyen kelimeler mi oluyor yoksa o sıradaki yaşadığın herhangi bir his mi oluyor ilk başta resmi yapmaya yollandıran, yol veren? Aslında ilk başta bir hisle yola çıkıp onu kelime ve resme dökmeye çalışıyorum diyebiliriz. Hani o histen ne çıkabilir, onu nasıl yansıtabilirim gibi. Peki... Sanki daha çok, çünkü resminde sadece görsel bir şey yok. Bir takım söylemler var. Ben anlıyorum ki sen resminle aslında bir takım mesajlar vermek de istiyorsun. Evet. Sadece görsel renklerle değil. Anladım. Evet. Tamam Büşra'cığım. Sana söylemek istediğim başka bir şey şu olabilir. Sen şimdi
şu kelimeyle ilgili bize ne yapardın acaba resim yapacak olsan? Gelecek. Gelecekle ilgili az önceki arkadaşla aynı anda mavi kelimesini kullandık. Ben de mavi rengi seçerdim. Hı-hı. Onlarla birlikte gelecek renkleri söylüyorum. Aynı oldu. Hı-hı. Anladım. Peki o zaman bize gelecekle ilgili bir resim yapıp sonra göndermek ister misin? İsterim, inşallah yaparım. Tamam, tamam. O zaman bekliyoruz. Yani şu an sen olmasına gerek yok. Yaparsan, gönderirsen çok seviniriz, tamam? Tamam. Tamam, peki Büşra'cığım çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi ben bak. Ben teşekkür ederim. Bol bol resim yap. Sizler de. Görüşmek üzere, hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şimdi Kutay güçlü olmakla ilgili resmini yapıp bitirmiş heyecanla. Gerçekten ben de çok heyecanlandım. Kutay lütfen bize şimdi birisi ama bağlanmam gerekiyor. Ama Muhammed Ali'cim gerçekten hiç hoş. Yani üzüldüm biraz. Gelecekle ilgili resmin öyle olmamalı. Peki. Berkan'a bağlanıyorum. Umut, mavi, Umut. Çok güzel bunlar. Berkan merhaba. Merhaba. Nasılsın? Kendini tanıyorum. Ben de senin resmini bulayım hemen. Adım Berkan. 5 yıllık diyabetliyim. Diyabetimin ilk 2 yılı Novarapid ve Lantus kullandım. Son 3 yıldır da insülin pompası kullanıyorum. Peki. Resmi yapmayı seviyor musun? Yani. Yani. Kaçıncı sınıftasın? Evet. 12. sınıfa geçtim. 12. sınıfa geçtin. Ah, 12. Evet. Bu sene sizin yoğun çalışma seneniz öyle mi? Evet. Dersler yoğunlukta. Aslında resim yaparak bol bol deşarj olabilirsin. Ve yani, yaptığın resim de gerçekten çok güzeldi. Bütün zemini boyamış olman. Bunun konusu nedir Berkan? Gelecek. Yani aslında geleceğe bir parantez açarak da belki gelecekte belki başka bir dünyada yaşarız. Atlı. Evet. Çok enteresan olur değil mi gerçekten? Evet. Yani peki. Bir dünya. Buradaki Şöyle dünyamızı çok kötü kullanıyoruz aslında. Ona karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeyip bizi tamamen dünya dışarıya ataraktan başka bir gezegen arayışı içinde olmamız. Bu arada biz Seha resimler hiç net görünmüyor diyor ama tabii burada paylaştığında muhtemelen öyle. Resimleri evet. Maalesef bu kadar gösterebiliyorum. Berkan ya çok Berkan çok evet dünyamızı hiç iyi kullanmıyoruz. Gerçekten sanki bunu atacağız başka bir dünyaya geçeceğiz gibi varsayarak kullanıyoruz ama öyle bir şey yok. Biz bu dünyada yaşamaya devam edeceğiz ve korumamız gerekiyor. Burası bizim evimiz. Evet. Peki resimle ilgili şu altta kalan gözüküyor. Sarı olan yer bizim bitirdiğimiz dünya mı? Evet. Çölleşmiş bir dünya. Çölleşmiş bir dünya. Anladım. Peki senle de kelimelerin renklerini konuşalım o zaman. Sen gelecekle ilgili tamam. Resmini yaptın. Peki zamanla ilgili zaman kelimesi sende hangi rengi hissettiriyor? Sarı daha çok. Sarı. Aa, çok güzel. Evet. Peki arkadaş? Birazcık yeşil gibi. Yani daha çok yeşil kullanırdım. Yeşil. Evet, yeşilde bir sıcaklık evet. Vardır değil mi? Yeşil rengi nasıl oluşturuyoruz? Renkleri biliyorsundur artık sen renklerin nasıl oluştuğunu. Evet. Daha çok. Ama fizikdekiyle resimdekiler farklı oluşuyor. Peki. O yüzden. Anladım.
12. sınıftaki bir çocuğun vereceği yanıt böyle oldu. Çok güzel. Peki, özellikle de sıkıntı. Alo, ben Meral tabii burada. Bir bağlantı. Şimdi, evet, merhaba. Merhaba. Sana bir sorum daha olacak sonra. Merhaba. İsmin ne? Kendini tanıtır mısın biz önce? Benim ismim Hatice Kübra. Soyadım Erbulut. Diyabetle arkadaş olmayı çok seviyorum. Kaç yıldır tip 1 diyabetle arkadaşsın? 3 yıl. 3 yıl diyabetliyim. 3 yıldır. Peki. Evet. 3 yıldır arkadaşım. Arkadaşsın, süper. Resim yapmayı seviyor musun? Hem de nasıl? Ay süper. Hangi boyaları kullanmayı daha çok seviyorsun? Pastel boyalar. Şu anda onlarla yapıyorum. Ben de sabun beklemekten kafam patlamıştı sonunda. Yayın dondu galiba gene. İnternet bağlantısıyla ilgili bir problem oldu. Bana tekrar istek gönderir misin lütfen Hatice Kübra? Ah Kutay'a bağ. Göster resmini hemen Hatice Kübra'ya bağlanalım sonra tekrar. İnternet yayınıyla ilgili bir sıkıntı oluyor. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Kendini tanıtır mısın bize? Ben Tanem Gül. Tanem Gül. Kaç yıldır tip 1 diyabetli arkadaşsın? 7 aydır. Peki, resim yapmayı seviyor musun Tanem Gül? Çok seviyorum. Çok seviyorsun. Bu mudur senin yaptığın resim? Görüyor musun? Paylaşıyorum şimdi. Bu resim evet. Değil mi Tanem senin? Evet. Güçlü olmaktan bahsediyorsun ve sen çok güçlüsün. Evet, gerçekten sen çok güçlüsün. Peki, resim yapmayı çok seviyorsun. Hangi boyaları kullanmayı daha çok seviyorsun? Kuru boya. Kuru boya. Başka? Pastel boya. Pastel boya. Kuru boyayı en çok pastel boyayla zemini komple boyadın mı hiç resim yaparken? Bir kağıt düşün. Resim kağıdının zeminini komple pastel boyayla boyadın mı? Evet. Nasıl gözüktü? Tek renkle mi boyadın, birkaç renk mi? Gökkuşağı yaptım. Gökkuşağı, evet. Ben de çok severim. Bütün kağıdı gökkuşağı renkleriyle boyamak çok keyiflidir gerçekten. Peki, sana bir soru soracağım. Arkadaşların var mı? Var. En çok sevdiğin arkadaş, iki tane arkadaşın ismini söyle.
Yes, İrem. Peki. Arkadaş kelimesini düşündüğün zaman aklına hangi renk geliyor? Gökyüzü. Gökkuşağı renkle bütün renkler. Gökkuşağında var olan 7 tane renk aklıma geliyor. Çok güzel. Peki arkadaşla ilgili bir resim yapmak isteseydin o resme bu iki arkadaşının dışında başka kimi katmak isterdin? Sınıftaki arkadaşlarım. Sınıftaki arkadaşlarım. Duyamadım. Okul arkadaşlarım. Ravan, Hatice, İrem, Fatih, Zeynep, bu kadar. Tamam. Peki o zaman tanemcim, ismin ne kadar güzel. Tanemcim çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Seni çok öpüyorum. Çok sevgiler. Ama bol bol pastel boyayla resim yap, oldu mu? Bütün zemini rengarenk yaparak, tamam mı? Peki, görüşmek üzere, hoşça kal. Gökçe Tuba yayına canlı yayına mı katılmak istiyor? Çok heyecanlanırım o zaman. Hemen Kaya gelir, canlı yayını devralır. Şimdi Hayri Nisa'ya tekrar bağlanıyorum. Galiba birkaç dakika sonra da evet. Hayri Nisa geri çevirmiş. Evet. Sanırım artık canlı yayına katılmak isteyen yok. Zaten kaldı 7 dakikamız. Kaya katılmak istiyordu. Ben ona bir sesleneyim bakayım. Kayacığım, canlı yayına gelmek istiyor musun? Hadi o zaman. Bana bir davet gönder. Peki canım, sen bağlamıyorum o zaman. Kutay tekrar katılmak istiyor. Tamam o zaman. Ama şuradan bağlantıya geçelim. Kutay'dan bir davet bekliyorum. Tamam. O zaman bana tekrar bir şey gönderebilir misiniz lütfen? Buldum. Kutay'cığım göster bakalım resimlerini. Bu arada bu yıl yaptığı resimler Kutay'ın. Resim yapmayı sevmeyen bir çocuk için fazla. Evet. Sonra karar değiştirdi. Bu var. Oo. Arkası da var. Kutay çok severek yapıyorsun resmini. Niye aslında öyle sevmeden yapıyorum? Sevmiyorum dedi. Heyecanlandı herhalde. Ben de şaşırdım. Heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Hala çok heyecanlıyım. Kutay oradaki güneş ayaklarını görünce o nasıl öyle deniz yılanı ayakları da var. Değişik dedim. Şu kolları da var şöyle. Evet. Aa küçük evet. T-Rex o gerçekten. Bir de annem için yaptığım bir resim. Aa işte bu çok kıymetli. Annen onu ne güzel saklıyordur kim bilir. Evet ne yazıyor orada Kutay? Ne
doğum günün. Ben okuyamıyorum çünkü ters görüyorum. Sen oku bana. Ben de okuma bilmiyorum. Bir de şöyle de... Bu var. Kutay, sen resim yapmayı sevmiyor musun? Seviyorum. Şöyle bir tane demir ve sil tahta. Demir ve sil tahta resmi. Burada peki. Da kedi. Kutay'cığım. Aa, ay çok var. Eğlenceli olmuş. Kedinin ama ben... Kutada şöyle bir dövüş resmi var. Öğretmenimiz bir şey söyledi. Ne? Süper. Kedinin evet. Renkleri çok enteresan olmuş. Sanki kapılar var gibi gözüküyor üstünde. Kedinin üzerinde kapı var gibi. Evet. Peki Kutay'cığım, ben şimdi... bir 3 dakika kaldı. Yayının aniden kapanmasını istemiyorum. Onun için şimdi çok teşekkür ediyorum Kutay'cığım. Tekrar katıldığın ve benimle bu resimleri paylaştığın için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi seni gönderiyorum ve yayını kapatıyorum. Hoşça kal. Evet, çok heyecanlıydı. Hala heyecanım dinmedi. Bu eğlenceli yayına benimle katıldığınız için çok teşekkür ederim. Resim yapmak için her zaman çok özel malzemelere ihtiyaç yok. İhtiyacın olan tek şey kendinsin ve hayal gücün. Lütfen resim yapmayı hiçbir zaman bırakmayın. Yapamıyorum demeyin, çünkü siz, herkes istediği zaman resim yapabilir. Bunu bir değerlendirmeye gerek yok. Resim bizim kendimizi ifade etme dillerimizden biri. Onun için resim yapmaya mutlaka devam edin diyorum. İçimizde her zaman var olan hayal gücü için doğru veya yanlış yoktur. Senin Kutay, senin İrem ve bütün şimdiye kadar konuştuğum bütün arkadaşlara söylüyorum. Senin içinden gelerek yaptığın her resim çok güzeldir. Çok teşekkür ediyorum bu canlı yayına katıldığınız için. Ben de burada bulunduğum için çok heyecanlıydım ve çok keyifli geçti. Şimdi artık size hoşça kal diyorum.